Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde F33 ile devam ediyoruz. Yine dörtgenlerdeyiz. Çokgen kısmına devam edeceğiz. Arkadaşlar, konveks bir dörtgen köşelerini kesişince şu böyle bir formül kullanabiliriz. Karşı kenarlar hangisi? Mesela A ile C karşılıklı, aynı şekilde B ile D karşılıklıdır. Karşı kenar karelerini toplarsa bunların beş becerisi gelişir. Şimdi ispat için bize dört tane sabır lazım. İspat ile tekil tekil uğraşmayacağız arkadaşlar burada. Sadece bunu kullanacağız. Sonra böyle geçeceğiz. Mesela bakalım arkadaşlar. Bir ABC'de genel bölgeyi çizmiş. Üç tane kenar belli, dördüncü kenar belli. Ben bunu istersen. X'e 7 karşılıklı, 11 ve 3 mü karşılıklıdır? X'in karesi artı 7'nin karesi, 11'in karesi artı 3'ün karesidir. Doğru mu? X'ler artı 49 ne eşit oldu? 121, 9 da 130'dur. 130 da 49 çıkarıyor 1. 12'de 4 çıkarsa 81 mi kaldı? O zaman X'e yedirilmiştir. 9 yapar arkadaşlar. Arkadaşlar burada bunu bir konkav dörtgen gibi de değerlendirebiliriz. Ya da içine katlanmış bir konveks dörtgen gibi de değerlendirebiliriz. Mantık şudur arkadaşlar. Şuradan şekil şöyle katlanmış gibi. Biz onu tekrardan dışa doğru açalım. Bakın. Dışa doğru uzattım. Bu 2'yi buraya aldım. Bu 7'yi de buraya aldım. O zaman pardon. X'i buraya aldım. Şekil şu dörtgen oluşturmuyor gençler. 2 ile 7 karşılıklı. X de 5 karşılıklı. Doğru mu? X'in karesi artı 5'in karesi. 7'nin karesi artı 2'nin karesidir. 49, 4, 53. 53'te 25 çıkarsa 1'e ne kaldı? 8, 28 x'edir. Kök 28. Bunu 4 çarpı 7 çarpmadan ayrı 2 kök 7 olarak çıkarabiliriz gençler. Arkadaşlar, dörtgenler kısmında, özellikle genel dörtgen kısmı için konuşursak, şu nokta bizim için önemlidir. Burası için önemli şu lazım. Önceki yılların şunu hatırlıyoruz gençler. Orta noktaysa, şunlar paralelde, uzunluğun A'ya 2 ayda, hatta biz bunların isim olarak da orta taban demiştik gençler. Arkadaşlar, bunu 4 defa kullanacağız. Nasıl ki 4 defa? Biriniz şu gençler. Şu üçgen için konuşursam, şu uzunluk bir orta mıdır? A, C'nin yarısı. Doğru mu? Peki. Ters dönüşüm üçgen var mıdır? Nasıl? Şöyle bir üçgen var arkadaşlar. Burası için de şu kare arasında orta mıdır? Bu da mı karedir? O zaman bu da A, C'nin yarısı demektir. Bakın A, C'nin yarısı, A, C'nin yarısı. Bir paralel mi? O zaman şu kenar bir paralel mi? Oldu. O zaman bu kenar işareti. Diğer bir şeye geçiyor. Diğer bir üçgen için şöyle diyor gençler bak. Şöyle bir üçgen var mıdır? Bu üçgene göre şurası paralel. Bu uzunluğun yarısıdır. BD uzunluğun yarısı. Peki alt tarafa doğru bir üçgen var mıdır? Buradaysa burada BD'nin yarısı var. Yani yine mi paralel olacaktır? Burada BD uzunluğun yarısıdır. Paralel paralelse uzun oradaki dörtgen için artık paralel kenardır. Söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Peki. Biraz bunun üzerine konuşalım. Eğer bunun çevresi denerse köşeler kullandık. Biraz daha bu işi değiştirelim. Diyorum ki eğer şurası bir paralel kenar doğru. Şöyle bir yere varmaya çalışalım işte. Bu şekil paralel kenar dışında başka bir şey oluşabilir. Yani atıyorum bir eşya dörtgen, bir dörtgen, bir kare. Arkadaşlar bak şunlar var. Eğer AC köşeni ve BD köşeni eşitse KDMB için eşkenar dörtgenler diyebilirim. Çünkü o zaman kenara birbirine eşit derece diyoruz. Karşı kenara da paralel olduğu sağlanacak ve birbirine eşit derece. Sonra şu açı alfa olsun. Arkadaşlar şu x paralel olduğu için bu açı alfadır. Peki daha sonra şu x ile paralel olduğu için bu açı alfası bu açıdan olur mu? Diyor ki eğer alfa 90 derece olursa KDM'nin için dikdörtgendir diyebiliriz. Peki bir adım daha atalım. Diyor ki hem köşeler eşit olsun, AC, BD eşit olsun ve açıda 90 derece olsun. O zaman KLMD için artık şunu diyebilir miyiz? Kaybedebiliriz. O zaman biz hatta şunu söyleyebiliriz. Dörtgenler konusunda genişken için bildiğiniz ama
En gelenleri harekeler. Şurada bir yerde eşkenar dörtgen, şurada bir yerde dikdörtgen kümesi varsa şu ara karedir. Yani en özellikleri kare, en genelleri parmakalardır gösterir. Bu bize çok kolay bir şey. Arkadaşlar bir de yıldız atalım. Şimdi bunun soru üzerinde nasıl kullanacağız? Sonra da nerelere gireceğiz? Bak. Bize diyor ki B'de köşeyi 18, A'da köşeyi 16 demiş. A'da köşeyi 16, B'de köşeyi 18. Dörtgen içerisi. Arkadaşlar direkt 16 ile 18'i toplayalım. 34 dedi. Çevre yazalım. Ha, bir dakika. Kartta basıyoruz da. A'da şurası bir geçer. 16 burasıysa yarısı 8 olur. Çünkü ortak da ortaktır. Yine yarısı ne düşecektir? 8, 8. Diğer de devrim 18 ise 9, 9 aylık bir de çevre yoksa bir zarar etmiştir. Arkadaşlar biz güzel bir soru var. Çözümde yaklaşan beyin üzerinde durmak istiyorum. Bakın diyor ki B'de 24, A'da 32. Arkadaşlar yanımızda köşeye ne vermiş mi? Dörtgen için. B'de köşeye burası. Burası kim diyor? Orta nokta 66. Şu böyle orta nokta daha vermek istiyorum. Mesela şu orta noktası olsun. O zaman ben bunu çizersem. Bu uzunluk şu uzunluğa paralel mi geçer? Paralel. B'de 24 yarısı 12 yıldır. Peki A çizgiyle şurayı birleştirirse bu da buraya kalabilir. AC uzunluğu 32 ise 16 da oldu. 90 ise 90 B'de gelir. O zaman şuradaki üçgeni nasıl bir üçgeni gösterir? 12, 16, 23 gün olur mu arkadaşlar? 3, 4, 5 gün katlanır. Şimdi arkadaşlar mantıklı bir soru sorulur. Yazarız. Bakın diyor ki dörtgen bir kenar tutmanın ortalığının birleştirilmesi 20 bir dörtgen oturacak. Dörtgen içerisi. Biz burada tek tek şu an ortalığı şurası mıydı? Şurası mıydı? Bunlar birleştirirsen kaç olur? Hiçbir hesaba gelmeyecek. Yani kaba kasa birleştirirsen bile şöyle olacak. Bunun tek şu söyledi. Şu köşenin yarısında mı? Evet. Kaç mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 yıldır. 5 bin burası demiştir. Aynı şekilde diğer içerisinde 5 bin burada mı? 5, 5, 10, B cebimizde. Bunu söylüyorum şimdi. Peki diğer köşeyi istersek? Arkadaşlar diğer köşeyi burası mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mıdır? Yarısı 3 burada, 3 burada. 6 orada mı geldi? O zaman toplarsan hepsi 16 yılda geçecek. Yani bizden sorduğu 4 gen aslında şudur. Şu 4 gen içerisinde soruyor. Şimdi arkadaşlar dedi ki alan. Dörtgenler için genel alan formülleri pek yoktur gençler. Biz daha çok bizim üçgenleri kullanacağız. Nasıl ki üçgenler, üçgenleri ayrıca bir şekilde üçgenler alan formülleri kullanacağız. Onların üzerine konuşacağız. Peki 90 x kenar üçgenleri hemen bana şu an kullanılır. Birleştirirsen nasıl bir şey oluşur? 90 x kenar olduğu için açılar 45'e 45. 135 genel kaldı 90. 3 kök 3 kök 2 kök 2 katı daha 6 orası. 6, 8, 13 şey de var burada. Onlar üzerinde bize alan sormuş. Şu an içinde ne? 3 kök 2 ile 3 kök 2'yi çarpın 2'ye vurdum. 9 bundan geldi. Cepte. Bu alan içinde 6, 8'i çarpın 2'ye vurdum. 24 buradadır. 24, 9 da 33 aramız alan veriyor. İşte arkadaşlar bize diyor ki alan. Bakın. Yine bir dörtgen alanı var arkadaşlar. Dörtgen tüm alanı bir anda başlattık. Bu biraz bizi zorlar. Ama açı ortaya verilmiş. Çoğu işimizi kolaylaştırmaz. Şurası üçgen de gelişir. Bu üçgeni ayrı, bu üçgeni ayrı olursak işte daha kolay olacak. Peki nasıl? Bu birlik üçgen olmayı için 12 çarpı 8 bir ikide mağda geldi. 48 cebimizde. Peki. Madem ki bir açı ortaya doğrusu. Buraya ben dikme 8 ise ben bunun uzantısını alırım. Buraya bir dikilebilirim. Dikme 8 ise 8 ise. Ha 12 ise 12 de yazar ama şu anda lazım değil. Bize lazım olan şu bölgenin alanı da gelişir.
Bunları benim normalde 6 çarpı 8'in içine babam ne geldi? 24. 24'e 48 topluyorum. 48, 24, 2. 72 yapar mı babam? Şimdi arkadaşlar, bize bir formu vermişler. Ezber edip yapmaya geçmiş. Ezber yaparsan iş biraz daha çabuk unutulabilir. Şöyle yapalım. Orantı konusunu hatırlıyoruz. S formülüne de hatırlıyoruz. Bakın şöyle bir şey var daha öncesinde. Mesela ben buraya 2K verdim. Buraya 3K verdim. 2K'nın üzerine 2 S derse 3K'nın üzerine 3 S derim. Ama ne zaman geçerdir? Üçgenlerin tepesi orta, tabanları orantılıysa. Şurada söyleyebilirim. Buraya 2K, buraya 3K yazarsa, ben buraya 2 S yazarsa, buraya 3 S yazarsa bu tamamen yanlış olacaktır. Niye yanlıştır? Tepeleri farklı olduğu nokta olduğu için inden dikler farklı gelecektir. Bu da bunu söyleyebiliriz. Ama şurası için bak işte. Şuraya bir renk basabilirim. Bak. Şu iki üçgenin alanları tepeleri aynı olduğu için alanları yani DE'nin EB oranı. Bu oran S4 bölü S3. Bu cebimize de içeriz. Peki. Alt tarafı döndüm. Yine DE'nin EB oranı yazar mısın? D'nin EB oranı S'de de S2 olur. Dikkat edin arkadaşlar, öbür taraflar eşittir. Diğer taraflar da eşitleyebilirim. Yani S'de S2 oranı S'de de S3 oranı. İşler dışarı çarpı yani S'de çarpı S3 S2 çarpı S4 elde bunu yine dedik. Ama bana göre orantı yolu kullanmak daha mantıklı arkadaşlar. Şimdi bize birkaç tane alan vermiş. Formülü çözelim, diğer yöntemleri görelim diye. Şimdi DC'den 15, tek tek yerini yazıyorum arkadaşlar. 15 formu, AB oranı şu bölge 24. Peki DC'den 18 bu bölge. Bu bölge x derse yazdığı formuna göre x çarpı 18, 15 çarpı 24. 6'ya bölüm 3, 6'ya bölüm 4, 5, x bundan 20 gelir. Bu benim çözüm. İki çözümse şöyle daha mantıklı bakıyorum. Şöyle bir üçgen var mı gençler? 15 burası, 18 burası. 15, 18 oran nedir? 3'e bölüm 5 bölü 6. Yani ben buraya 5 tane yazarsam 6 tane burası olur. Yukarıya doğru 6 tane üzeri 24. Yani 4 katı 5 tane üzeri 20 olmazsa olanır. Bu çözüm daha kalır. Şimdi arkadaşlar bakın. Birer bir dörtgen bir noktası. Tekrar da bir dörtgen daha çizmişiz. Az önce bunu görmüştük arkadaşlar. Nasıl bir paralel kenar mıydı? Doğru mu? Nasıl bir paralel kenar? Tüm oranların yarısı ortak bir dörtgen mi olacak? Üzerimizde var. Bunu nerede yapıyoruz? Köşkenden olan formunu kullanırsan daha kolay yapıyoruz. Gerisi. S1 ve S3 parçaklı. Doğru mu? S4 ve S2 karşılar. Bu alanlar toplamı birleştirmişmiştir. Bu da artık elimizde. Bunları tek tek kullanabiliriz. Bir daha alalım. Şimdi arkadaşlar diyor ki alan A, B, C, D. Bakın direkt bütün alana geçemiyorum. Şöyle yapalım bir işte. İki tane yöntem var. Birisi şudur arkadaşlar. Orta nokta, orta nokta, orta nokta. Evet, bu hepsi tek tek yanlış. Dördüncü orta nokta ben çizmedim. Bunları tek tek çizerse. Şu ortadaki dörtgen. Bir dörtgen alana 24. 2 katı tüm alan 48. Bu birinci çözüm. Diyelim ki bunu unuttuk arkadaşlar. Şimdi burası orta nokta mı? Ne orta nokta? Şunu çizerse şu üçgene göre uzunluk 4 ise köşeye bunun 2 katı 8'dir. Peki uzunluk 6 ise bunu çizerse bu da 2 katı gelecek. 12 midir? 90 ise 90. O zaman bu alan için 12 çarpı 8 bölü 2 derse yine 48 yazabilir miyiz? Aralarında kaç olsa derece olduğu için köşeye çarpın yarısını bir alan veriyor. Bu noktada da çizgi sonunda. Şimdi arkadaşlar bize 3 parça alan vermiş. Önce şunları bir inceleyelim beraber. Arkadaşlar yine E, H, G, P. Ortak da kendine etmişim. Evet, peki. D, H alanı 17. Önce bunu yerine yazdım. H, C, G alanı 18. Bu alanı yerine yazdım.
R=9. Bunu da yapacağız. Az önce gördüğümüz kuralı göre. Burayı birleştirirse gençler. Şu anda S dese. S artı 8. 9 artı 7 midir? 9, 7, 16. 8 çıkarsa S'ye ne kaldı gençler? 8. Yani bu alan 8 kadarmış. Peki şu 4 alanın toplamı ortaya göre eşittir gençler. Peki topluyor bunları. 9, 8, 17. Doğru mu? 15 numarası toplamı 32 yapar. 32 de bu alandır. 32, 8 altı. Omega arkadaşlar. 40 aralığı cevap olacak. Arkadaşlar gayet en güzel bir soru. Mutlaka bir yıldız alsın. Benzerlerini çoğu kitapta çoğu soru hatasını görürsünüz gençler. Şimdi biraz geriye gitmek istiyorum. Orta tabağı tekrar tekrar kullanacağım. Ortalıkta uzunluklar A'ya 2 ayrı. Peki alanlar nasıl gençler? Alanlar için bu alan C ise bu alan C. Peki bize burada ortalıkta vermiş mi? Vermiş. Ben şu alanı bölmek istiyorum. Bu alan x derse bu alan 3x'dir. Bu alan y derse bu alan 3y'dir. Şimdi diyor ki taraf bölge alanı 45. Taraf bölge içerisinde kaç x kaç y var? 3x artı 3y diye 45. x artı 50 da geçti. Çoğuyorsa 15. Alan a, b, c diye. Alan a, b, c diye için toplam 4x artı 4 y. 4 arasında x artı y mi geçti? 15 artı 4 kaç yapar? 60 artı 4 yapar. Arkadaşlar, tüm dörtgenlerde kullanacağımız genel bir alan formülü vardır. Bunu da tek tek ispatını yapmış, bu ispatı fazlalaşmayacak. Köşegenler çarpım aradaki açılısının üstüne bölü 2. Bunu şöyle ediyoruz ispatlarda. 1 bölü 2, A, C, B, D, sinarda en aşağıdan gelen bir yazılır. Bu kaç tane formu görecek? Peki, sinüs alan formu aslında ispatı yapmıştır. Ayrıntılı bir ispatı görecek. Kafanızda fayda vardır. Sadece bize şu lazım. Tavan çarpı yüksek bir iki alan veriyor. Evet, sadece bunu kullanıyoruz. Bunu da yapmış. Şimdi arkadaşlar bak. 6 ve 3 diye köşeye, 8 diye köşeye. Aralık kaç 60 derece alan söylüyor bize. Hemen yazıyorum arkadaşlar. 1 bölü 2. AC 6 kök 3 bir köşe. BD diğer köşe 8. Açı 60. Sin 60 demek gerekiyor. Doğru mu? 1 bölü 2. 6 kök 3 olsun. 8 olsun. Sin 60 diyelim. Kök 3 bölü 2 gençler. Şimdi 2, 2, 4, 2 kaldı. 12, 12 çarpı 3, 36 aralığı evet arkadaşlar diyor ki DB ile AC EF'yi 4 demiş, AC'yi 12 demiş, valla ABC. Arkadaşlar bize bu köşeyi elimizde var. Ama şu köşeyi şu an elimizde var. Açık olsun da öyle. Hemen diğer köşeyi ben çizdim. Bakın, şöyle yan yapmış bir üçgen var mıdır? Bu üçgenin ortalama 4 ise alt alan 8. Açı 90 ise bu açı 90. Çünkü niye? Paralel var. Peki diğer köşeyi 12 mi? Ama formülü neye hemen yazıyor. 12 çarpı 8, 1 bölü 2 var tabi. Sin 90. Arkadaşlar sin 90 zaten 1 olduğu için burada etkisi var olacaktır. Artık nasıl görebiliriz? 6 kere 8'e ne geldi? 48 aralığı cevap veriyoruz. Daha güzel, daha orijinal bir soru geliyoruz. Arkadaşlar bak şimdi. Biz şunu biliyoruz. Su açığa ayrılma derse alan açı 1 bölü 2 AC köşeğine BD köşeğine sinüs derecemiz lazım. Peki yazalım. 1 bölü 2 AC köşeğine 10 BD köşeğine 10 sinüs derece. Şu anda onu biliyorum değil mi? İkisi kenar üçgen işte bu üçgenler biliyoruz. Tepeden gelip inersen ikisi kenar üçgenin dikme 3'e uçtu yani. 3, 4, 5 üçgen var mıdır? Pardon. Ters tersi buraya mı geldi? Bu dik üçgen yardımıyla sinar alanı değeri karşı bir kutuyoruz. Yani 4 bölü 5 olur mu? Onu getirip artık burada bir yazar mıyız? 1 bölü 2. 10, 10, 4
40 ağzı atıyoruz.